Fiyatıyla dikkat çeken Samsung'un yeni akıllı telefonu A serisinin yeni üyesi Galaxy A04s bu videodaki inceleme konuğum arkadaşlar. Gelin hep birlikte bakalım bu akıllı telefon bizlere neler sunuyor. Sevgili arkadaşlar, sesimden de anlayacağınız üzere çok ciddi bir hastalığı atlattım sayılır. Henüz tam atlatmadım ama sizleri de videosuz bırakmamak için sesim kısık da olsa bu videoyu sizlere hazırlamak istedim. Bu sesimin toplanmış hali bu arada. Hepinize de geçmiş olsun dilekleri için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda da hem kanalıma abone olmanızı sizlerden rica ediyorum hem de sosyal medya hesaplarımı takip etmenizi sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Gelelim Samsung Galaxy A04s'e. Bu akıllı telefon gerçekten hani Samsung'un geçtiğimiz yıl tanıttığı biliyorsunuz birçok cihaz vardı sizlere de anlatma fırsatına eriştiğim. A63 olsun, M23 olsun bu tarz cihazlar. Şimdi onların yanında baktığım zaman evet bir tık böyle düşük teknik özelliklere sahip bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy A04s'in kutu içeriğinden bahsetmek istediğimde ise sizlere bir şey aktaramıyorum ne yazık ki. Çünkü Samsung Türkiye tarafından bana bu cihaz doğrudan sadece telefon olarak gönderilmiş durumda sevgili arkadaşlar. Gelelim teknik detaylara. Cihazın ön tarafında arkadaşlar 6.5 inçlik bir PLS LCD dediğimiz bir panel bulunuyor arkadaşlar. Bu panel 90 Hz'lik bir yenileme hızına sahip. Şimdi ekrana şöyle bir baktığınızda hani gerçekten A04s böyle onu bizlere yansıtır bir ekran tasarımıyla bizlerle beraber bu akıllı telefon. Çünkü sağdaki çıtalar, soldaki çıtalar kalın, üstteki çıta kalın, alttaki çıta kalın. Yani bu cihazın aslında segmentine göre tam olarak bu segment diyebileceğiniz bir cihaz olarak bizlerle buluşuyor Galaxy A04. Özellikle burada fiyatın daha düşük tutulması için zaten PLS LCD dediğimiz bir panel kullanılmış cihazda. Hani genel anlamda ekran deneyimi olarak çok büyük bir artısı ya da eksisi var mı derseniz bence en büyük eksisi bu cihazdaki ekranın birazcık soluk kalması arkadaşlar. Bazı görüntülerde hakikaten biraz solukluklar var. Kırmızılarda ve yeşillerde biraz turuncularda vesaire bunlarda bir tık soluk renklerle karşılaşmanız mümkün olabilir. Benden size söylemesi arkadaşlar. Ancak burada 90 Hz'lik yenileme hızıyla güzel bir açıkta kapatılmış açıkçası. Ama hani şunu da söyleyeyim, bu fiyat seviyesinde artık cihaz neredeyse kalmadı diyebileceğim seviyelerdeyiz maalesef. Dolayısıyla bu fiyat seviyesiyle karşılaştırdığımda idare eder diyebiliyorum bu cihazın ekranı için. Gelelim işin işlemci tarafına. Samsung bu akıllı telefonda kendi işlemcisi olan Exynos 850'yi kullanmış arkadaşlar. Exynos 850 8 nanometrelik bir üretim süreciyle gelen bir işlemci modeli. Bu işlemci arkadaşlar yeni nesil bir üretim süreciyle üretildiği için biraz daha verimlilik odaklı bir işlemci. Performansı da pozitif ama daha çok pil tüketiminin pozitif olduğu bir işlemci modeli olarak karşımıza çıkmakta sevgili arkadaşlar. Zaten Geekbench skorlarına da baktığımızda bu cihazın aslında sonuçlarının giriş seviyesine yakın veya giriş seviyesi üstü olduğunu da hep birlikte görmüş oluyoruz. Ama şunu söyleyeyim, özellikle pil anlamında bu cihaz güzel işleri de sizlerle buluşturabilecek kapasitede bir akıllı telefon arkadaşlar. Yani bu anlamda ben açıkçası beğendim bu cihazın bizlere sunmuş olduğu performansı. Şimdi performans tarafından devam edeyim sizlere aktarmaya durumu. Cihazda 3 GB'lı bir RAM var arkadaşlar. Bu 3 GB'lık RAM 2 GB'lık sanal RAM ile desteklenmiş vaziyette. Yani gün sonunda baktığınız zaman 5 GB'lık bir RAM var ama cihazın da 32 GB'lık bir depolaması olduğunu sizlere aktarayım. Ya gerçekten arkadaşlar bir giriş seviyesi cihaz ama maalesef fiyatı hiç de giriş seviyesi değil. Bu cihaz için değil, sadece birçok cihaz için bu fiyat seviyesini sizlere anlatabileceğim. Hepsinde hemen hemen aynı şeyleri sizlere söylüyor olurum büyük bir ihtimalle. Dolayısıyla hani bu noktada bu söylediklerimi sadece bu cihaz nezdinde değil tüm bu fiyat seviyesindeki cihazlar olarak da değerlendirebiliriz sevgili arkadaşlar. Cihazda bir de micro SD kartla arttırılabilir bir hafıza var. Burada takdir ettiğim bir şey tabii ki hem sim kartı hem de hafıza kartını aynı anda kullanabiliyorsunuz. Bu güzel bir detay. Bu arada bendeki cihaz 32 GB arkadaşlar. Piyasada 64 ya da 128 GB'lık depolamaya sahip olan A04s modellerinde bulabiliyorsunuz ama şöyle bir durum daha var, hemen bir virgül koyalım. Onların fiziki RAM miktarı da bir tık daha yüksek oluyor. Yani benim elimdeki biraz daha bu modelin de giriş seviyesindeki cihaz olarak bizlerle buluşmuş oldu bu videoda. Şimdi gelelim bu cihazın arkasında bulunan kameralara ve genel kamera deneyimine arkadaşlar. Zaten fiyatından ve segmentinden anlayacağınız üzere bu cihazda çok büyük bir kamera beklentisine girmemeniz sizler için daha doğru bir karar olacaktır diye düşünüyorum. Ana kamerada 50 megapiksellik f1.8 diyafram aralığına sahip bir kamera görev yapıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bu kamera hani ışık güzel olduğunda
Yoksa evet bir şeyler yapmaya çalışıyor ama genel anlamda performansıyla sizleri böyle dedirtebilecek seviyede olduğunu düşündüğüm bir kamera olarak bu cihazı ana kamerada görev yapmakta. Yine bir virgül koyup fiyatı sebebiyle tabii ki bu cihazın kameralarında bir OIS desteği olmadığını da sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Arka tarafta bulunan ana kameradan sonraki ikinci kameramız arkadaşlar bir derinlik algılayıcı sensör 2 megapiksel çözünürlüğünde. Bir de 2 megapiksellik bir makro kameramız bulunuyor. Benim makro kameralar hakkında bu seviyede hani 2 megapiksel olanlar hakkındaki diğer videolarda da söylediğim gibi düşüncem hala aynı arkadaşlar. Sadece eğlence amaçlı veya hatıra biriktirme amaçlı çekimler yapabileceğiniz kameralar bunlar. Hani biraz daha iyi olabilir miydi? Kesinlikle olabilirdi ama markalarda böyle bir trend var bu sene. Hemen hemen hepsinde. O yüzden ne diyelim sizlere? İyi makro çekimler diyelim arkadaşlar ki gün ışığı altında fena işler ortaya çıkarmıyor ama biraz daha böyle ışık azaldığında hani o makro kamerada özellikle işler biraz daha olumsuza doğru gidiyor sevgili arkadaşlar. Tabii şunu söylemek lazım. Bu akıllı telefonlar bence genel anlamda fotoğraf çekerken az ışıklı ortamlardan uzak durmanızda fayda var arkadaşlar. Çünkü ışık azaldıkça bu cihazın kamera performansı ciddi anlamda olumsuz etkileniyor. Her anlamda hem fotoğraf hem video hem ön kamera hem arka kamera bu arada ayrımsız söylüyorum sizlere. Dolayısıyla bu akıllı telefonda bu konuya fotoğraf anlamında, kamera deneyimi anlamında mutlaka dikkat etmeniz lazım sevgili arkadaşlar. Gelelim tabii video tarafına. Bu cihazda video anlamında sadece Full HD 30 FPS video kaydedebiliyorsunuz. Zaten bu akıllı telefonda hani video anlamında büyük beklentileri de girmemeniz sizler için daha doğru bir karar olacaktır diye düşünmekteyim. Ve ön kamerayla devam edelim. Ön kameramız 5 megapiksel çözünürlüğüne sahip. Hafif geniş açılı çekimler yapabileceğiniz bir ön kamera. Yine aynı ön kamerada da arka kameralarda sizlere söylediğim gibi dikkatli olmanız ve çekim yaparken bu cihazın segmentini unutmamanız gerektiğini sizlere hatırlatmam gerekiyor. Hani cihazın kimlere hitap ettiğini birazdan sizlere anlatacağım. Çok az kaldı ama hani kamera bölümünde sizlere herhalde gerekli mesajları verebilmişimdir diye düşünüyorum. Eğer yine bir sorunuz varsa lütfen yorumlara yazmaktan kendinizi alıkoymayın. Tek tek bütün yorumlarınızı her zaman olduğu gibi yine cevaplıyor olurum sevgili arkadaşlar. Bu cihazın belki de en önemli özelliklerinden bir tanesi pili. Çünkü üzerinde 5000 mAh'lik bir pil bulunuyor arkadaşlar. Bu pil 15 watt'lık bir hızlı şarj desteğine sahip. Çok yüksek ihtimalle adaptör kutudan çıkmaz ama kablosu çıkar. Gün sonunda eğer adaptör de kutudan çıkarsa çok büyük bir avantaj olur sizler için ama eğer çıkmazsa bir de adaptör almanız lazım. Burada da 15 watt'lık bir hızlı şarj desteğiniz olduğunu sizlere söylemek isterim. Şimdi pil ömrü bir güne kadar gidebiliyor. Evet ama zorlarsanız buradaki pil ömrü oldukça düşüşe geçiyor arkadaşlar. Bunu da bir virgül olarak burada sizlere aktarmış olayım pil bölümünde ama genel olarak bu cihazın pil yani ömrünü ve pil deneyimini beğendim açıkçası. Sizleri çok da üzeceğini düşünmüyorum bu cihazdaki pil ömrü ve pil detaylarının. Ve yavaştan son değerlendirmeye doğru geçmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu akıllı telefon kimlere hitap ediyor? Bu soruyu kesinlikle cevaplamam lazım diye düşünüyorum. Çünkü 4700 TL gibi bir fiyata sahip bu cihaz. Yani piyasada değişiyordur. 4800 olur, 4600 olur. Belki bir kampanya olur, 4.5'a düşer vesaire ama hani gün sonunda 4700-5000 TL bandında oynak bir fiyata sahip Galaxy A04s ve sunduklarına baktığım zaman açıkçası günlük hayatta internetten işlerini halletmek isteyen, elinde yani böyle hiç yoktan iyidir bir kameraya ihtiyacı olan ve günlük işlerinde kamerayla işlerini görebilecek bir kullanıcı için gayet yeterli diyebileceğim bir cihaz olmuş Galaxy A04. Hani arka kapaktaki dizayn güzel olmuş ama telefonun büyük çoğunluğu plastik bir malzemeden oluşuyor arkadaşlar. Ve 4700 TL gibi de bir fiyatı var açıkçası. Hani burada da tamamen bu cihazı kimlerin alması gerektiği ya da kimlerin biraz daha böyle bir adım geri durarak yaklaşması gerektiğini sizlere anlatabilmişimdir diye düşünüyorum. Yani bir performans arayışı içindeyseniz bir tık daha iyi olsun diyorsanız bence bunun yerine A33'e bakabilirsiniz. A32'ye bakabilirsiniz ya da M23'e bakabilirsiniz. Yani bu cihazları da bir göz atabilirsiniz. Aradaki fiyat farkının farkındayım. Ben sizler için söylüyorum arkadaşlar. Yine son karar verecek kişi ve tabii ki kişiler sizlersiniz ama ben üstüme düşeni yapayım da son karar size kalsın diyeyim. Zaten artılarını eksilerini video boyunca sizlere aktardım Galaxy A04s'in. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu akıllı telefon hakkında? Satın alır mıydınız? Satın alırsanız neden alırdınız? Bunları yorumlara yazmayı ihmal etmeyin ve tabii ki bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.